Seu sinal é maluco. Abi sizde daha mağara olduğunu bilmiyordum abi ben. Bilseydim durur muydum abi? Yat. Daha ne konuşuyorsun oğlum? Sıksana. En nefret ettiğim şey nedir biliyor musun Nihat? Nedir abi? Sıktığım adamın kanı yüzüme sıçraması. Bunu yaz bir kenara. Bir gün adam bulmaya bırakırsan bu yüzden bırakır. Abi mesaj. Oku Nihat. Sayın Kudret Kral abi. Aciliz Türkiye'ye gelmeniz lazım. Neymiş bu acilit? Yarım. Aldır abi. Evet. Bir saatim var. Evet ya.
Buldum abi. Yola dev bir konsermiş abi. Bizimkilerin peşini hiç boş bırakmıyormuş. Kardeş, ben anlamam yalan köşten. Bina desen eyvallah. Dinamit koyayım. İndirim aşağıda. Adam komiser. Ne yapalım abi, öldürelim mi? Kardeş, ben bu devletin ne bekçisini öldürürüm, ne öldürtürüm, öldüren de öldürürüm. Bunu böyle bilin. Vay Karadağlım, hoş geldin. Hoş bulduk Ömer ağa. Hangi rüzgar attı seni buraya? Kapıldık bir rüzgara. Bizi buralara kadar sürüp gidi. Boş rüzgar Ömer ağam. Özledim muhabbetini, bir de neyi özledim bilir misin? Bilmem mi? Semaverde çayım var. Eyvallah. Ömer ağa, anlat bakalım. Ne olsun, geçinip gidiyoruz. Biraz uzun, biraz kısa. Otursana hayatım. Abilerim otururken bize oturmak düşmez abi. Bu çocuğun neyini seviyorum biliyor musun? Edep, adap, terbiyesini seviyorum. Eyvallah öyledir, sağ olsun. Bir çay doldurayım semaver çayından içmeye. İşte, Karadağlı. Abi mesaj. Ömer ağa, hiç zahmet etme. Acil bir işimiz vardı. Efendim geldi. Seversin sen semaver çayını. Eyvallah, seni de severim de. Önemli. İnşallah. Yakın zaman tek olacağım. Derin Karadağ. Eyvallah. Her zaman kapım açık. Eyvallah, baş tacısın. Tamam. Müsaitim ya. Abi nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Tayfun Demir arkadaşımız yerine dair mi çıktı? Onu bakalım. Biz alınmamız gerekiyor. Özellik var mı? Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. İstanbul'da görev yapmak zordur biraz ha. Ulan. Haberin olsun. Abi. Tamam. Gel oturalım şöyle bir. Tamam. Bu
Burası da benim bahçem. Tamam. Güzelmiş abi. Nerelerde görev yaptın Tuğhan? Genelde kırsal bölgelerde görev yaptım amirim. Hani Bingöl Kıyı, Diyarbakır, Lice, Tunceli, Elazığ, Malatya. Her işin bir zorluğu var ama biliyorsunuz ki siz de amirim. Zor olmadan hiçbir şey olmuyor. Ve her işin bir zorluğu var. Ki eğer biz bu mesleği seçtiysek de zaten zorluğunu bile bile seçtik. Ama uzak yerden, yani doğudan İstanbul'a geldiğim için hani biraz bir bocalama dönemim olabilir. Hani ama kısa sürede üstesinden gelirim. O yönden sıkıntım yok. Evliyim. Bir kızım var. Yani uzun süre ayrıyetten askeri anlamda da aynı şekilde kırsal bölgelerde çalıştığım için oranın zorluklarını, mesleğimizin zorluklarını buraya atanacağımı ilk öğrendiğim zaman da sizde çalışacağımı duyduğumda çok hoşuma gitti, çok sevindim. Çünkü bulunduğum bölgelerde sizle ilgili, ekibinizle ilgili güzel duyumlar aldım. Ve hakikaten içime heyecan sardı amirim, açık konuşmak gerekirse. Hani inşallah siz de bundan sonraki operasyonlarda birliktelikle sonuçlandıracağımıza inanıyorum amirim. Yeni görevinde artık başarılar diliyorum abi. Sağ olun abi. Tamam, git istirahat et. Arkadaşlar lojmanı göstersinler sana. Tamam. Tamam mı? Orada birkaç gün idare et. Ondan sonra zaten gerekeni tamam. Yaparız, hallederiz. Tamam mı? Size geliyorsanız abi, bir saat yoklarına yok, sağ ol. Nöbetçiyim ben. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Ya ulan, ya şu mesai de bitecek. Ama aramam lazım. Alo. Yalan amirim, merhaba. Müsait misiniz? Ya amirim, kısa keseceğim. Şimdi bu Kudret Karadağlı, bilginiz vardır. Sabiha Gökçen'e iniş yapmış. MOBESE kamerasından arkadaşlar taramışlar. Yeri de belli. Ne yapalım? Bir emriniz var mı? Peki amirim. Peki, peki. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Kudret Karadağlı Türkiye'ye giriş yapmış. Dikkatli olun, aman ha. Ayağınızı da yakalım. Nereden çıktıysa ben de bilmiyorum. Nereden duyar duymaz an gördüğünüz gibi burada zaten havaalanından çıkarken onca tantana yaşadık. Ya arkadaş var, tamam arkadaş var da bir yere kadar, bir yere kadar. Ben de bilmiyorum nereden çıktıysa çıktı. Ben de bu tarafa doğru yol almak zorunda kaldım. Artık bilmiyorum. Yalı da beni arasın dursun, nerelerde bulabilirse artık baksın. Neyse, dediğim gibi dikkatli olun. Kudret Karadağlı'ya dikkat edin. Fazla siz de ortalıkta gözükmeyin. Boş ver Yalı'yı, şimdi işimiz Yalı'yla değil. Daha büyük işlerimiz var. Daha dikkatli, daha temkinli olmanız lazım. Aynen, aynen. Bütün arkadaşlara haber salın. Aynen, dediğim gibi. Ben bir süre yokum. Ortalık yatışsın. İcabına bakarız. Hı-hı. Tamam. Tamam oldu, haberdar edersiniz beni. Hadi görüşürüz. Nereden çıktı bu Kudret Karadağlı ya?
onca işin içinde bir de bununla mı uğraşacağız? Nereden çıktı Fatih bu kararı aldı? Valla amirim, şimdi dünkü telefonda konuştuğumuz gibi havaalanı polis merkezinin gelen bilgiye göre Sabiha Gökçen'e iniş yapmış. Arkadaşlar da telefonun bilgisini bize geçtikleri için ben sizinle paylaşmak istedim. Dün de zaten mesaim bitiyordu. Son anlarda bu bilgiyi aktardım. Buraya gelin tekrardan ayrıntılı konuşuruz diye bir şey yaptım yani. Oğlum bu adam niye gelir lan Türkiye'ye? Bak, Kudret Karadağ, boşuna gelmez o Türkiye'ye. %100 benim göreve geri döndüğümü öğrendiği için, duyduğu için bu Türkiye'ye geliyor. Oğlum ayıp. Bak ayıp oğlum, altını çiziyorum. Boşuna gelmedim. Demiş şimdi adamın uzun şeyler, anlamadım ki. Şimdi de Kudret Karadağ'ın yazılmış. Bir de amirim, bu Kudret Karadağlı göreve geri dönmek eskisi, bunlar nedir ben anlamadım, ben bir şey bilmiyorum. Ve bu adamın dosyası da yok. İşte önemli olan da bu ya, adamın dosyası yok. Yapmış olduğu operasyonların hepsi böyle gizli kapaklı. Eskisine gelince eskiden tanıyorum ben, eskilerden de. Ama aklıma takılan neden geldi Türkiye'ye? Bütün mobese görüntülerinden, her yerden takip edin. Mücahit'e söyle, Mert'e söyle, Salih'e söyle, yarın güzel bir operasyonla bir karşılaşalım Kudret'le. Amir, o zaman bu adam tehlikeli bir adam. Anlatmanıza göre ben onu anlıyorum. Yarın da çocuklarla birlikte mobese şubeye uğrayıp bilgileri alıp size aktaracağım. İade-i ziyaret yapalım. Dediğiniz gibi olsun. Kudret'in şöyle bir özelliği var. O kadar işler yapar. Tamam mı? Ama cin gibi ortadan kaybolur. O yüzden dosyası da yok. Şahsen kendisini görmedim. Hayal ettiniz kudret. İyi bir adam mı? Aynen. Bir dünya operasyonu var. Sadece adı var ama kendisi yok. Geliş sebebinde çok merak ediyorum. Gelsin bakalım. Öğrendiniz. İnşallah. Şahsen onun gelmesi beni böyle bir tedirgin etti, öyle değil. Kudret Karadağlı eskilerden kaldı. Ne olduğu belli değil. Ama çok özelliği var. Yani böyle bir anda gözükür, bir anda kaybolur. Yıllardır peşindeydim. Şimdi tekrar çıktı PSA ama ben biliyorum onun neden çıktığını. Benim göreve yere döndüğümü duydu ya. Büyük bir ihtimalle %100 onun için geliyor. Ay Kudret Karadağ abi. Yine çıktım PSA'ya. Bak dedim. Mücahit'e, Semih'e, Mert'e söyle. Yerimez olsun, tamam mı? Büyük bir ihtimalle Kudret Karadağ abi. Karşılaşma zamanı. Her yeri izleyin. Karşınızdaki boş bir adam bu Karadağ'da. Boşuna gelmemişler o buraya. Hazır mısınız gençler? Dikkatli olun, tamam mı? Kimseye bir şey olmasın size.
üçüncü yukarı çıkın. Ben de yerleşiyorum. Bir taş doldurum. Tamam. Gel Nihat'ım, gel. Abi adam tek tek konuştu. Kardeş, adamı konuşturduğunu duyuyorsun da aşağıdan gelenleri görmüyor musun? Abi sıkayım mı? Sık Nihat. Abi sen boşu sıktırmazdın. Öldür demedim Nihat, sık dedim. Türkiye'ye mi geldi? Türk sevkiyatları iptal edin. Kudret Karadağlı'nın ne yapacağı belli olmaz. Hükmü yıkıldı Karadağlı, artık teslim olma zamanı. Gerçek yüzünü görmek nasip olmadı ama nasip de bugüneymiş. Karadağlı teslim ol! Tamam komiser. Silahını yere bırak Karadağlı. Kısmet yüzünü bugüne görmekmiş. Arkamı dön, arkamı. Yüzünü dön.
Dön de bir yüzünü görelim Karadağ'da. Abi! Tamam Nihat. Nihat!